taslağının sarayda hazırlandığını herkesin kabul ettiği bir başkanlık sistemi anayasa teklifi var. Demokrasilerde saraylar olmaz. Saraylara özenilmez. Saraylar hiç kimseye de itibar kazandırmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu teklife göre başkanlık 2019 senesinde başlıyor. Burada benim merak ettiğim şu, madem 2019'da yürürlüğe girecek, niye acele ediyorsunuz? Önümüzdeki 3 sene boyunca bırakın bu konuyu müzakere edelim. Toplumun her kesimi ne olup bittiğini anlasın. Ülkemizi etkileyecek bütün meseleler 2019'da başlıyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın partili olabilmesi hemen yürürlüğe girecek şekilde kurgulanmış. Demokrasi halkın devletten korktuğu değil, devletin halktan korktuğu bir sistemin adıdır. Ancak bu teklifiniz bunun tam tersidir. Evet, dünya 5'ten büyüktür ama Türkiye 1'den büyüktür. Tek bir kişinin kariyeri ve istikbali için ülkemizin ayarlarıyla oynatmayacağız. Burada Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarıma bir soru sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan yarın sabah kalksa ve dese ki ben başkanlıktan vazgeçtim, yapabileceği bir şey. Çünkü bir gün söylediğini ertesi gün söylemiyor. Değil mi Metin kardeşim? Ben teklifimde içinizde buraya gelip de aynı ısrarla ben teklifimizde ısrar ediyorum diyebilecek bir tane baba yiğit var mı? Varsa şimdi soruyorum. Yok. Değerli milletvekilleri, ortada bir devlet adamlığı tavrı da göremiyoruz. Ortada milletin ve devletin çıkarlarını her türlü kişisel ya da parti menfaati üzerinde tutan bir irade de göremiyoruz. Bunlar çok acı cümlelerdir ama maalesef gerçektir. Bu ülkede anayasayı fiili duruma uydurmak gibi laflar edildi. Ne yazık ki kulaklarımız böyle bir garabeti de duydu. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir devlet ise, ki öyledir, her vatandaş anayasaya da yasalara da uymak zorundadır. Bunun istisnasını yarattığınız anda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sarsmış olursunuz. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bu başkanlık geçti. Başkan olan kişi şöyle derse, hilafet istiyorum ya da ben tanrıyım, anayasayı bana uydurun derse ne yapacağız? Böyle bir mantık olabilir mi? Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlardan devletin varlığını, cumhuriyetini, saygınlığını bu kadar zorlayan bir önergeyi tekrar düşünmelerini rica ediyorum. Yani iktidar sahibi kişi ya da kişilerin güçleri bir başka anayasal güçle dengelenmek zorundadır. İşte teklifte eksik olan da budur. Yani güçler ayrılığı ilkesi eksiktir. Yani aslında teklif bir anayasa teklifi değil, ülkenin anayasasını ortadan kaldırma teklifidir. Şimdi 1800'lü yılların başında bir anayasanın sını oturtmaya çalışan Türkiye'nin yüzlerce yıllık uğraşısı sonunda geldiği parlamenter sistem ortadan kaldırılacak. Anayasası ortadan kaldırılacak. Anayasa bir kağıt parçasından ibaret kalacak ve buna başkanlık sistemi denilecek. Bu ülkemizin bütün birikimlerini bir kişinin ikbali için çöpe atmaktır. Hiç kimse alınmasın ve arkadaşlarım beni bağışlasın. Ama bu vatanseverlik değil, lider severliktir. Değerli milletvekilleri, ülkemizi bölecek, parçalayacak süreçlere yurtsever, vatansever milletvekilleri de halkımız da müsaade etmeyecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Neden bu kadar dert ediniyoruz? Neden bu kadar ısrar ediyoruz? Çünkü bu memleket bizim, bu memleket hepimizin. Ne gidecek başka bir yerimiz var, ne de olmasını dileriz.